Hastane raporlarını tetkikat için alabildim sonunda. Makbule'nin zehirle kendini öldürmeye çalıştığı raporlarda belirtiliyor. Bu mahkemede çok işimize yarayacak. Sabıkası da var biliyorsunuz. Evet. Eski nişanlısının da yaralamış. Onu da araştırıyoruz. Amerika'daymış adam şu anda. Ona da ulaşacağız. Güley'in filan da şahitliği var değil mi? Yani o da işimize yarayabilir. Tabii. Lamia ben öldürdüm diyor. Maktulün karısı da itiraz etmiyor. Diğer şahit de şu an hayatta değil. Gelinim Leyla. İddiasını ispat edecek delili yok elinde. Cemil Yatmaz çıkar diyorsunuz yani. Hadi bakalım. İnşallah. Kendi yıkıntılarımın altında kalmıştım. Ancak yaralı bir kalp benim yaralarımı fark edebilirdi. Yıldızlar tamamıyla söndü benim için. Masaldaki prenses ben değildim. O gecenin karanlığı yetmezmiş gibi beni daha aşksız günler bekliyordu. Cemil Bey hayatımı kurtardı. Kaybedecek hiçbir şeyim yoktu. Sayın Paşa'nın teklifini kabul ettim. Hadi şimdi de inkar edin bakalım. Test sonuçlarını yarın alacağız. Sonra da nüfusunuzu almak için dava açarız. Sonuca göre tabii. Sırf seni susturmak için kabul ettim bu testi. Benim kızım olduğunu bile bile boyun eğdim sana. Lütfen daha fazla üstüme gelme Cavidan. Yarın sen de mahcup olacaksın. Ben gideyim. Güle güle Işıl. Çok teşekkür ederiz. Güle güle. Siz eve gidin. Ben de bir emniyete uğrayayım. Hafife. Efendim? Abi. Olay gazetelere düşmüş. Cemil'i mi yazıyor? Cemil, Lamia, dayım. Senin bile resmin var. Tamam artık, yapacak bir şey yok. Haber vereyim dedim. Siz ne yaptınız? Çıktık şimdi. Hadi konuşuruz sonra. Tamam canım. Adli tıptan çıkmışlar. Bebek işi kurcalanmasa bari. Keşke gitmeseydin emniyete. Niye gittin ki? Şu an Lamia ile senin aranda bağlantı kurulursa çok kötü olur. Hiç ilgilendirmiyor beni. İyi. Ben de bugün evden çıkmayayım bari. Bana da rahat vermez şimdi gazeteciler. Nasıl istersen. Ben emniyete gidiyorum. Kenan. Hadi o zaman bir an önce gidelim. Geldiler, gel. Geldiler. Çek. Hadi koş. Tamam, gel. Kesin haber aldım. Kameraya aç. Merhaba. Merhaba. Birkaç soru sorabilir miyim? Efendim, lütfen? Oğlunuzun cinayeti suçlandığı doğru mu? Hüseyin Kenan'ın olayda ilgisidir efendim. Sayın Bey, soruşturma neden tutulmadı? Lütfen bir açıklama bekliyoruz. Çekilin, izin verin. Sayın Bey, lütfen. Hüseyin Kenan'ın olayla bağlantısı nedir efendim? Sayın Bey, lütfen. Sayın Bey, lütfen bir açıklama yapar mısınız? Beyler, tamam. Beni zor durumda bırakmayın arkadaşlar. Lütfen soru sorabilir miyim? Efendim. Efendim. Buraya bakar mısınız? Siz de giremezsiniz. Ben soruşturma için geldim. Peki buyurun. Alabilir miyiz? Arkadaşlar lütfen. Ben önden gidip bir bakayım. Tamam. Lamia. Neler olmuş? Hiç konuşacak halde değilim. Kusura bakma Nimet abla. Lamia. Ne imzalıyorsun sen? Serbest bırakıyorlar. Cemil nerede? Onun da evrakları hazırlanıyor. Ama ikimizi de tekrar çağırabilirlermiş. Allah'ım, nereden geldi bu başımıza? Hoşçakalın. Şehirden ayrılmayın lütfen. Tamam. Ben bir Cemil'e bakayım. Lamia,
Ön tarafta gazeteciler var. Bekle, beraber çıkarsınız. Bir an önce Melih'in yanına gitmem lazım. Tamam. Neler söyledin onlara? Daha önce de söylediklerimi. Allah aşkına, kurtaralım şu çocuğu. Yaptım, bitti işte. Ne kurcalıyorlar hala? Kusura bakmayın, gitmem lazım. Sen yine de çıkarken dikkat et. Sağ olun. Hay Allah. Bak sen şu delinin yaptığına. O makbulenin bir tımarhaneye kapatılması lazım. Bence de. Lamia'nın bebeği de Kenan'danmış. Oğlum. İyi misin yavrum? İyiyim, tamam baba. Trajedi yapma. Zaten çok gerginim. Komiseri bekliyoruz. Komiserim, konuşmamız lazım. Buyurun. Size iddialarımı doğrulayacak deliller getirdim. Burada her şey yazıyor. Melek nerede? Bizim eve gittiler. Hemen ara. Çıksınlar, bir yere getirsin Suzan abla Melek'i. Nereye? Makbulelere mi, yine bir otele mi? Nereye sürükleyeceksin çocuğu? Sürüklemeyeceğim. Yanımda olacak. Annesinin yanında. Allah aşkına. Kimi bekliyorsak söyleyin gelsin de bir an önce çıkalım şuradan. Hakikaten yani. Bir imza atıp gidecek. Ne bu böyle canım? Aa. Lütfen sesinizi yükseltmeyin. Komiserim ifadede. İşi bitince gelecek. Zaten bütün bir gün, bir gece boşuna bekledim. Artık bir saniye burada beklemek istemiyorum. İki sayfa sonraya bakın. Sayıp Paşa ile olan anlaşmasını da yazıyor. Lütfen sana yardım etmeme izin ver Lamia. Yardım falan istemiyorum. Benden de çocuğumdan da uzak durun yeter. O testi istemekle bana büyük hakaret ettiniz. Sizi hiç affetmeyeceğim Kenan Bey. Hiç. Perişan oldu çocuk. Hadi ama. Komiser Bey, çıkmak için sizi bekliyoruz. Sizi burada biraz daha misafir edeceğiz Cemil Bey. Neden? Sizi de Sayit Bey. Beni de mi? Lamia Yılmaz'ın defterlerini buldu. Burada Rasi Keskin'i sizin öldürdüğünüzü yazıyor. Yalan. Yalan. Oğlunuzu kurtarmak için suçu üstlenmesini siz istemişsiniz ondan. Hayır, hayır. Götürün soruşturmayı derinleştirelim. Nereye götürüyorsunuz onu? Birkaç soru daha sorulacak. Yeter artık dayanamıyorum. Çıkar beni buradan. Tamam, tamam yavrum. Yeter artık. Kendine gel. Konuşmama hakkım var.
geldi Cemil. Yavrum sakın bir aptallık yapayım deme. Sakın. Sakın yavrum. Cemil.